Değerli Beşköy halkı, Beşköy Haber Beşköy'deki mağaralarda dini eğitim gören dini değerlerimizin ters çalıştığı, efendime söyleyeyim, hafızlığını yapmış olduğu, kendi emekleriyle birlikte keski ve çekişle birlikte taşları keserek, kırarak yaptıkları mağaraları sizlere izlettireceğim inşallah, ama öyle bir yerdeyim ki yürümem imkansız, mümkünatı yok. Şöyle bu dala tutayım, böyle yavaş yavaş çıkayım yukarı. O kadar berbat yerdeyiz ki kaykan, efendime söyleyeyim, kabanodi, bir bakın böyle. Şu anda Feyzullah Hocak ile birlikte çıkıyoruz ama nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bir yanda elimde kamera, diğer yanda da kendi güvenliğimi sağlamak için bir şekilde odunlara, otlara tutunuyorum. Bir bakın, geçtiğimiz yerler böyle. Bu gibi yerlerden sizlere çekim yapmaya çalışıyorum değerli Beşköy halkı. Burada domuz var, kurt var, çakal var, ayı var. Biliyorsunuz her taraf orman. Burada açık alan hiç yok. Dolayısıyla şu anda dini değerlerimizden Feyzullah Karaman'ın babası burada taşı yontarak mağara yapmıştır. Orada Kur'an-ı Kerim'i orada okuyordu, ezberliyordu. Görüyorsunuz, buralardan geçeceğim işte. Şöyle gözlerim, an geldik bu değerli Beşköy halkı. Hoca da burada. Rahmetli babamın ikinci olarak, evet, yaptığı mağara. Görüyorsunuz şimdi Beşköy halkı. Şu anda rahmetli hocanın ismi neydi? Hafız Yusuf Halil Karaman. Yanık Hoca lakabıyla birlikte. Anladım. Burayı yapmıştı. Görüyorsunuz, bayağı büyük bir yer. Kendi imkanlarıyla, yan keskisiyle, bilmem efendime, görüyorsunuz değerli Beşköy halkı. Sağı solu görüyorsunuz buralarda. Bu taşı kırarak kendi imkanlarıyla birlikte, üstünü de görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i de şuraya koyuyordu. Bu kenara, oraya saklı. Görüyorsunuz orayı. Ters bittikten sonra burada Kur'an ziyafeti, Kur'an dilaveti, Kur'an'ı ezberleyip hatim yapardı burada. Burada görüyorsunuz üstü kapalı taş. Ne peko girmiş ona, ne kendisi. Kaç yılda yapmış onu Allah bilir. Şöyle hocam da burada. Hocam, bir şeyler söyler misin? Evet, Feyzullah Karaman Hoca Efendi, babası burada bu kayayı yan keskilerle, çekişlerle birlikte kaç yıl uğraşmış, kendine bir zemin, kendine bir yer yapmıştır. Burada ters çalışıyordu, burada Kur'an okuyordu. Burası bir mağara değerli Beşköy halkı. Gelmek isteyenler Ali Suçmez'e müracaat edebilirler. Görüyorsunuz, bayağı büyük bir yer. Kendisi buraları kırarak. Şimdi bana Feyzullah Hocam söyledi, Ali Hocam gel oraları bir gezelim. Çünkü Peşköy'de gezmediğim yol, kilitlediğim sapak, gitmediğimiz yer yok yani. Beşköy'ün her bölgesini 16 yıldan beri burada görev yapıyoruz. Beşköy'ün her bölgesini, mahalle, yol, sapak, yayla, her bölgesini gezerek çekimlerini yapmıştık. Dolayısıyla şimdi Feyzullah Hocam'la birlikteyiz. Bakın nasıl bir ormanlıktan, bu ormanlığın içinden geldik. Ne yapacağız? Dini değerlerimiz hangi şartlarda, hangi zorluklarda dini eğitim almışlar, hangi zorluklarda dini eğitimi halka vermişler. Görüyorsunuz şu komple bir taş, sert bir kaya ve bunu şurayı görüyorsunuz. Şu taş mesela, bu taş alttaki de aynı öyleydi. Burayı hocamız keskilerle, şerele kırarak içerisinde yuva yer yapmış, oralarda ters veriyordu, oralarda kurs veriyordu. Hocam, neler söylemek istiyorsun? Rahmetli babam Hafız Yusuf Ali Karaman 1998 sel felaketinden 40 gün evvel vefat etti. Heh. Rahmeti Rahman'a göçtü.
cümle geçmişlerinize Allahu Teala rahmet eylesin. Amin. Mekanları cennet olsun. Amin. Bu Kur'an-ı Kerim'i ileri kuşaklara taşımak üzere ne tür bir haller içerisinde, davranışlar içerisinde ceddimizin, büyüklerimizin girdiğini görmek için bu örnek sanırım fazlasıyla kafi geldiğini düşünüyorum, gelebileceğini düşünüyorum. Yakın mesafede bir kom var bizim. Hı. Rahmetli babamın sağlığında 1965'li yıllarda inşa ettiğimiz. Evet. Akşamları orada kalırdı. Hı. Burada Kur'an tilavetini tamamen okuyup bitirdiği zaman, hatim indirdiği zaman. Evet. Bir gün içerisinde belki iki hatim indirdiğini düşünüyorum, biliyorum. Hı. Canlı şahidiyim. Evet. Okuduktan sonra eve gelirdi. 15 dakika bir uykudan sonra tekrar yattığı yerde yatağın içerisinde Kur'an okumaya başlardı. Yorulduğunu düşünürdük ama asla yorulmazdı. Onun yakaladığı bir ezber hafızlık düzeyini yakalamış olan hafızların çok olduğunu düşünüyorum. Allah sayılarını artırsın. Amin. Sarah hastasıydı rahmetli babam. Onun için fazla talebe yetiştirmek üzere şu beş köyün bütün camilerinde, mescitlerinde muhakkak belli bir süre kalmış olduğunu çok iyi biliyorum. Yaşlılarımızdan, orta yaşlılardan sorun beş köyde yaşamış olan abilerimizi namaz surelerini, duaları hiç olsun bir kısmını ondan öğrenmemiş olan bir çok az sayıda insana denk gelirsiniz. Allah cümlesinden razı olsun. Amin. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler geçirmenizi diliyorum. Nesliniz inşallah, nesliniz içerisinde Kur'an-ı Kerim'in bu derece, Kur'an-ı Kerim'i seven, Kur'an-ı Kerim'i gelecek kuşaklara taşımanın mücadelesini veren nesilleriniz olur inşallah. Amin hocam. Çocuklarınız, bütün çoluk çocuğa, büyüklere, orta yaşlılara hepsine saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun hocam. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Allah razı olsun. Emeği geçenlerden özellikle Ali Su İçmez hocamdan Allah razı olsun. Amin. Allah ecdadına rahmet eylesin. Amin. Bu görüntüleri ekrana taşınmak üzere buraya kadar gelme lütfunda bulundu. Kendisine fazlasıyla müteşekkirim. Allah razı olsun hocam. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam. Ha böyle buradan da bir görüntü alayım. Bu ormanlardan değerli Beşkalı, şu gördüğünüz yeşil ormanlardan böyle bu ormanların içinden biz ineceğiz aşağıya doğru. Hayırlı günler diyorum. Allah'a emanet olun.